Ağrıları, cilt ve saç güzelliği hatta tırnaklar için kolajen takviyeleri kullanılıyor. Bu ürünler internette satış rekorları kırıyor. Memnun kalan diğerini öneriyor. Ancak uzmanlara göre elden ele tavsiye üzerine dolaşan bu ilaçlar ezbere kullanılırsa büyük risk. Kolajen haplarını duydunuz mu? Evet, duymuştum. Hani bayağı da yaygın aslında. Kolajen haplarını internetten alıp kullanıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani dışarıdan alan hiçbir şeyi doğru bulmuyorum. Kullanıyorum. Ne için kullanıyorsunuz? Cildim, tırnaklarım, saçım. Saç, cilt, tırnak hatta tüm eklem ağrıları için kolajen hapı kullanılıyor. En çok internetten alınıyor. İçinde ne var bilen yok. Ancak uzmanlara göre doğru kaynaktan bile alınsa ezbere kolajen kullanımı tehlikeli. Birinci sırada alerjik reaksiyonlar görülebilmekte. Egzama atakları, egzamaların artması görülebilmekte. Şişlik, kızarıklık, ödem olabilmekte. Anjiyoödem dediğimiz boğazda şişme gibi, nefes darlığı gibi problemlerle bile karşı karşıya kalabilmekte. Düzenli içtiğim zaman bir şişkinlik yaptığını hissediyorum. Kilo yapıyor. Ödem yapıyor olabilir mi acaba? Evet, muhtemelen. Kolajen eğer sıvı olarak alınıyorsa enfeksiyon riskini de beraberinde getiriyor. Bu bir protein. İçerisinde bakteri, mantar gibi bir takım enfeksiyöz ajanların üremesi kolay olabiliyor. Bilinmeyen enfeksiyonlarla hastanelere gelebilirler. Kolajen uzun süreli kullanımda mideyi de olumsuz etkiliyor. Sindirim sisteminde yan etkiler yapabilmekte. Midede yanma, ekşime gibi. Bağırsak sistemini etkilediği zaman da kabızlık ya da ishal gibi ya da karın ağrısı gibi yan etkilerle ortaya çıkmakta. İnflamatuar bağırsak hastalıklarını aşikar hale getirebilmekte. Peki ya hamilelik ve emzirme döneminde kolajen kullanımı doğru mu? Hamile gebeler ve emzirenlerde kesinlikle kullanmamak gerekiyor kolajeni. Uzmanlara göre kolajen kullanımı kişiye özel ayarlanmalı ve mutlaka hekim kontrolünde yapılmalı. 14 Şubat